Merhabalar kuzularım, tozunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Hangi üniteyle? Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesiyle. Bugün klasik sorulardan bir tanesini sorduk size. Dikkat edeceğiniz noktalar var tabii ki arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi standart molar oluşum tepkimesidir diye sormuş. Bu soru şöyle de sorulabilir. Aşağıda verilen tepkimelerdeki delta H değişimlerden hangileri molar oluşum entalpisidir şeklinde de veya molar oluşum ısısıdır şeklinde de sorulabilir. Peki nedir molar oluşum ısısı? Tanım şuydu, hatırla. 1 mol bileşiğin standart koşullarda yalnız kendi elementlerinden oluşumları sırasındaki entalpi değişimidir. Doğru mu arkadaşlar? O zaman 1 mol bileşik oluşacak, kendi elementlerinden oluşacak. 2 mol oluşmuş, çizdik. Burada 2 farklı ürün oluşmuş, çizdik. Değil mi? A şıkkı ile E şıkkını direkt çizdik zaten. Bursa'da Ceyhan ve Edirne Denizli'ye bakıyorum şimdi. 1 mol bileşik oluşmuş mu? Evet, ama burada da dikkat edeceğiniz husus, bir bileşikten başka bir bileşik oluşmuş. Olmadı. Çizdik. Değil mi arkadaşlar? Ceyhan'a geçtik. 1 mol bileşik oluşmuş mu? Evet, ama burada da iyonlarında oluşmuş. Hayır arkadaşım. Kendini oluşturacak, yani hidrojenin ve oksijenin en kararlı hallerinin tepkimesinden oluşması lazım. Yani bu tepkime şöyle olsaydı. H2 artı 1 bölü 2O2 eşittir H2 olsaydı, o zaman oluşum ısısı olurdu. Ama burada iyonlarından oluştuğu için olmaz. Geldim buraya, işte 1 mol oluşmuş ve gördüğünüz gibi elementlerinden oluşmuş. Bu bir oluşum ısısıdır arkadaşlar. Yani oluşum tepkimesidir diyebilirsiniz. Cevabımız Deniz'dir.